millet. Ben Instagram'dan Raving Love Cadısı Bugünkü videomuz bir kitap önerisi videosu olacak. Size tavsiye edeceğim kitapları buraya tabii ki biriktirdim. Onları tek tek göstereceğim. İlk başta e, vazgeçilmezim olan bir seriyle başlamak istiyorum. Çok seviyorum kendisini. Biliyorsunuz beni takip edenler bilirler. Ama takip etmeyenler de öğrenmiş olsunlar. Hurda Köşkü serisi. Şimdi Hurda Köşkü bir, Kırmızı Kediden Çıkma, Hurda Köşkü 2, Çöpkent Çöp Kent diye geçiyor ve 3, Longdra. kitap bir aslında büyülü gerçeklik kitabı. Fantaziyaya ya da yakın ama değil gibi böyle acayip bir konusu var. Efsane bir seri. Ben bu seriyi tamamen şans eseri almıştım. Aldığım zaman da böyle hani çok bir beklentim yoktu açıkçası. Ve geldiğinde kitaplar şöyle sert kapak. İçinde şu şekilde çizimler var. İnanılmaz güzel bir kurgu ya. Edward Casey'e aşık oldum ben yazara bu seriyle. Ve diğer kitaplarını da almıştım o süreçte. Kitabın, 3 üç kitabın, üçü de ciltli. Kırmızı Kedi Yayınlarına çıkma. Çok büyük, yüksek fiyatları da yok. 10-15-20 liralar arasında da bir ara bir kitabın baskısı bitmişti. yeniden bastılar sanırım. Seri efsane, büyülü gerçeklik, fantastik yapılar. Seviyorsanız kitaplarda kurgusal olarak kesinlikle tavsiye ediyorum. Konusundan da şöyle bahsedeyim. Bir e, şehir var Londra aslında. Moria Londra diyorlar. E, Londra'da bir malikane var, bir köşk var. Şu köşk. E, bu köşkte yaşayan İrem ailesi var. İrem ailesinin de e, içinde yaşayan bütün kişilerin bir eşyası var. Böyle bebekliğinden itibaren onlara verilmiş bir eşya var. Ve bu eşyayı kaybetmemeleri gerekiyor. E, bu e, Iremonger ailesinde Claude Iremong Iremonger, Claude Iremonger diye bir e, karakterimiz var. Ve bu Claude eşyaların sesini duyuyor. E, daha sonra işte olaylarda oradan patlıyor zaten. İşte burada köşkünün Adı da Hurda Köşkü bu arada Köşkü Londra'nın sınırının dışında bütün hurdalar çöpler orada birikiyor Çöp kent diye geçen yer de orası aslında ee, orada çöp kentteki yaşam Hurda Köşkü'nün gerçekleri içeriğindeki asıl gerçekler işte bu eşyalar nedir ve e, Claude bu eşyanın seslerini neden duyuyor? Bu eşyalardaki olay ne? Bunları okuyorsunuz. Efsane bir seri. Aslında çocuk kitapları olarak basılmış. Çocuk kitabı serisi olarak görünüyor sistemde Kırmızı Kedi'de. Ama bence bir çocuğun anlayabileceği bir seri değil. Efsane bir seri. Çok beğenerek okumuştum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Alıp okuyanlar da hiçbir şuan olmadılar bugüne kadar. Bir sonraki serim. Yine kırm kırmızı kedi diyecektim. Bu sefer martıdan çıkan yine kalın ciltli sert kapak. Şu şekilde. Bu da öyle. Bunda da güzel çizimler var içeriğinde. Farklı bir kurgu. Bir alternatif kurgu aslında. Charlotte Bronte'nin gizli maceraları. Charlotte Bronte'yi biliyorsunuz. Bronte kardeşlerden kendisi. Ve klasik kadın yazarlardan başta gelen isimlerden biri. Jane Eyre'in yazarı. Burada Charlotte Bronte... Ana karakterimiz ve ana karakter olarak bazı maceralara atılıyor. Yalnız yazar olayı o kadar güzel kurgulamış ki olayın, içi, yani kitapların içinde hem sağlam bilim, e, genel kültür bilgisi alıyorsunuz, hem de sağlam bir şekilde böyle Charlotte Bronten'in ve kız kardeşlerinin ailesinin hayatını okuyorsunuz. Ben okurken bir yandan Google'dan araştırma yaptım. Hepsi nokta atışlı tutuyordu. Yani yazar kesinlikle ve kesinlikle Charlotte Bronten'in hayatını çok iyi didiklemiş ve bunu çok iyi kurgulamış. Charlotte'un işte karşılaştığı insanlar, hayatına giren erkekler, bunlarla yaşadığı o küçük e, kurgulara eklenen yan olaylar dahil Charlotte'un hayatından alınmış küçük olaylar. İşte babasının, abisinin ölümü, abisinin afyon bağımlılığı, işte kız kardeşleriyle kitapları yazma süreci, bastırma süreci bunlar kitaplarda yan olaylar olarak bahsediliyor. Ve bunun üstüne çok güzel bir kurgu oluşturmuş. Olayların içinde de zaten tarihsel gerçeklerden de yararlanmış. Mesela birinci kitapta Afyon Savaşları'ndan bahsediyor. Ben bilmiyordum Afyon Savaşları'nı. Çin'le İngiltere arasında yaşanmış sanırım. Şu an tam hatırlayamadım. Çin'le ya İngiltere, İngiltere. Çin'le İngiltere arasında Afyon Savaşları yaşanmış ve onu yan asıl ana kurgunun üstüne oturtmuş bir Ben çok beğenerek okudum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Efsane bir seri bu da. Yine son üçüncü seri tavsiyeme geçeceğim. Bu da bir seri. Bunu da beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Karantina serisi. Ama bu Lex Thomas'ın karantina serisi. Türk yazarın karantina serisi değil. Bu kitaplar 2007 yılında çıkmış ilki daha sonra devamını yazmış Lex Thomas. Lex Thomas dediğim kişi de aslında bir kişi değil. Lex ve Thomas'tan oluşan bir e, yazar dayanışması. Lex ayrı bir kişi, Thomas ayrı bir kişi. İkisi bir iki yani ikisi farklı yazar. Ama bunlar bir yazar atölyesinde tanışmışlar ve birlikte bir seri yazmaya karar vermişler. Daha sonra da bu seri ortaya çıkmış. Lex Thomas'ın kendi sitesi de var bu arada. Ben oradan da araştırdım. Lex Thomas'ın Lex ve Thomas'ın vermiş olduğu işte röportajlar falan da o sitede yayınlanıyor. normalde bu seri 3 kitap. Bu arada Goodreads'ten de baktım. 3. kitap Pardon dört kitap. Dördüncü kitap basılığı çok olmamış. Bir yıl falan olmuş herhalde ama yine. Üç kitabın içinde geçen bir yan karakterimiz var. Onun hikayesini anlatıyor. Pegasus henüz basmamış tabii. Ama burada da iki erkek kardeş var. Bunlar liseye gidiyorlar. Lisedeki e, ee, küçük olanın Will'in, Will Will'di sanırım değil mi? Will. Will'le neydi? David'le Will olması lazım. Will, Will herhalde. Will diye hatırlıyorum. Bayağı oldu çünkü ben seriyi okuyalı da. Bir bakacağım. Evet Will. Ee, David'le Will bir liseye gidiyorlar. McTucky Lisesi miydi? Neydi? Ee, McKinley Lisesiymiş. McKinley Lisesi'ne gidiyorlar. David zaten orada ikinci ya da üçüncü sınıf, öyle bir şey. Ama Will yeni başlıyor. Okulun ilk günü bir patlama oluyor. Ee, okulun yakınında bir laboratuvarımsı, e, bir biyolojik savaş için silah üreten bir yerde bir patlama olmuş. Ve buradan bir virüs yayılıyor. Bu virüs yetişkinlerin hepsini öldürüyor. Ee, kara, akciğer, karaciğer değil, akciğer. <laughs> Akciğerlerinin patlamasına neden oluyor ve akciğerlerini kusuyorlar. Sadece ergenleri ve çocukları öldürmüyor ama ergenler de yetişkinliğe geçtiğinde o süreç bittiğinde yine ölüyorlar. İşte bunlar lisede karantina altında kalıyorlar. Liseyi kapatıyor devlet ve onlara erzak yardımı falan yapmaya başlıyor. Ama şöyle düşünün. Başlarında hiç yetişkin olmayan 1500 kişilik bir lise var ve bu lisede çıkan kaosu, oluşan böyle grupları bir düşünün. Yemek için, açlık için savaşlar var. O grupların birbirine üstünlük sağlama çabaları var. Yani tamamen bir ilkel kolonit, toplum savaşları gibi bir şey. İnsanların yani çocuk da olsak, yetişkin de olsak, insan evladının, insanoğlunun açlık durumunda ve güç savaşı durumunda nasıl bahşileşebileceğini ve medeniyeti nasıl köşeye atıp delicesine bir yönetim sistemine geçebileceğini de gösteriyor aslında. Ya yani bu seri bir distopya serisi. Efsane bir seri olmuş. Ben çok beğenerek okudum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada birinci kitap e, yalnızlar mıydı? Evet, yalnızlar 1, e, azizler 2 ve Kaçkınlar 3. Dediğim gibi 4 kitap aslında ama 4. kitap bir yan karakterin hikayesini anlatıyor. Onu okumasanız da olur. Çok bir şey kaybetmezsiniz. Ama ben olsa okurdum. Çok beğenmiştim çünkü bu seriyi. Ee, en güzelini sonra sona saklayayım mı? Daha sonra bunlar da efsane aslında da. Bir sonraki kitabımız Maymunlar Gezegeni. Maymunlar Gezegeni'nin benim ilk okuduğum bilim kurgu klasikleri arasında efsane bir bilim kurgu ve efsane bir Mesaj veriyor aslında içinde. Maymunlar Gezegeni'nin şöyle bir, e, hani şununla karıştırabilirsiniz belki. Maymunlar Gezegeni film serisi var ama onunla hiçbir alakası yok kitabın. Evet bundan öykünmüşler. Bunu baz alarak çekilmiş bir film. Ama kesinlikle senaryosunun bununla hiçbir alakası yok. Bunda da evet 3 bilim adamıydı sanırım. E, bir gezegene gidiyorlar. Gezegenine indiklerinde bir bakıyorlar herkes maymun yani araba kullanan da maymun evlerde oturanlar da maymun işte takım elbise giyen de maymun topuklu ayakkabı giyen de maymun ve insanlar o gezegende şey böyle deney hayvanı olarak kullanılıyor yani maymunlar insan insanlar maymun olmuş maymunlar kendilerini medeni olarak geliştirmişler insanlar da vahşileşmişler maymunlar gezegeni aslında bir yapay bir evren aslında hani aynı dünya başka bir dünyada olsaydı nasıl olurdu bakış açısını sunuyor size. Ve bu alternatif dünyada gittikleri bu Sirius geze Sirius e, yıldız takımında sanırım orada bir gezegende Orion takım yıldızında bir gezegene iniyorlar öyle hatırlıyorum. Şimdi okuyalı ben bunu. 2-3 yıl oldu ama efsanedir. E, bilim kurgu tavsiye ederken ilk bu kitabı tavsiye ederim hep. Aslında vermek istediğim mesaj şu. Siz hayvanları deney hayvanı olarak kullanıyorsunuz ya. Empatinin aslında dibini yapmış. Diyor ki bunu bu senin başına gelseydi ne hissederdin? Yani insanlar deney hayvanı olarak kullanılsaydı ne hissederdin? Aslında çok sağlam bir toplumsal mesaj var ve e, alternatif bir gezegen olarak efsane bir kurgu. Ben çok beğenerek okudum. Yani bilim kurgu klasiklerine başlamak istiyorsanız Maymunlar Gezegeninden başlayın. Bayağı da Akıcı ve yazım dili çok böyle kolay okunuyor. Ayrıca şöyle de bir olay var. Hani ben size şu an ana konuyu anlatıyorum ama içinde çok fazla böyle küçük nüanslara denk geleceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Sonu özellikle çok vurucu bitiyor. Ee, ya sonu böyle aslında bilim kurgular havada kalır biraz. Ney nerede ne olacak sonunu pek hani devamını bilemezsiniz. Çünkü gelecek devam ettiği için bunda da o var aslında. Sonunda bir yerde bitiyor evet ama devamı var. Bunun farkındayız. Ama nasıl devam edecek onu da bilmiyoruz. Ama sonu çok iyi. Çok nokta atışlı bir nüansla bitiyor. Ben çok sevmiştim. Bir sonraki kitabımız Çocukluğun Sonu. Arthur C. Clarke'ın. Arthur'un Şimdi bilim kurgu doğaya ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir rama serisi tabii ki Arthur yani şimdi bilim kurguda efsane bir adam. Çocukluğun sonunda da bir ütopya oluşturmuş aslında. Ütopyasal bir bilim kurgu ama bu ütopyaya bakış açınıza bağlı biraz. Ütopya mı distopya mı bunu okuyucu karar veriyor. Uzaylılar geliyor uzaydan ve dünyanın kaos ortamını sonlandırıp yüksek yaşam standartları getiriyorlar. Herkesin ekonomik durumunu düzeltiyorlar. Herkes üst yaşam seviyesine geçiyor. Savaşlar bitiyor, açlık bitiyor, susuzluk bitiyor, her şey bitiyor. Ve o kadar güzel bir dünya yaratılı, oluşturuluyor ki uzaylılar tarafından. Daha sonra işte bir bilim adamımız var ve gizlice bu uzaylıların gemisine binip kendini uzaya gönderttiriyor. İşte uzayı çok merak ediyor çünkü. Ve şöyle bir şey anlatıyor aslında burada. Diyor ki insanlara hangi ütopyayı oluşturursan oluştur. insanlarda şöyle bir özellik vardır. Standartları yükseldikçe onlarla yetinmemeye başlar. Nereden geldiğini bilmez aslında. Yani nereden buralara geldiğini bilmez. Ama şu anki konumundan da memnun olmaz. Asla doymaz. Yani aslında buna çok güzel bir atıf yapmış. Bu e, kitabın dizisi de var. Üç bölümlük mini dizi. Her bölüm bir buçuk saatten falan oluşuyor. Dizisi de çok güzeldi. Dizisinin e, ben hani iletiş, e, kitabı yansıtmasını çok beğendim. Ayrıca kullanılan efektler ve kullanılan görüntü kalitesi çok iyiydi. Ama tabii ki kitaptan bir tık farklılaştığı böyle değiştiği yerler kesinlikle var. Çünkü buradaki bazı detaylar, nüanslar orada değiştirilmiş. Ve e, filmi bağlayabilmek için toparlamışlar. Burada daha net anlıyorsunuz bazı şeyleri. Bu arada bu iki kitapta da izafiyet teorisi var Einstein'ın. Yani uzaya çıktığınızda bir gezegene gittiğinizde kaç yıl geçer? Bu yıl geçerken siz ne, ne türlü bir zamandan geçersiniz? Gittiğiniz e, ya da döndüğünüz gezegende kaç yıl geçmiş olur? Bunda da var, bunda da var. İzafiyet teorisini beğeniyorsanız özellikle bunların ikisinin de yapısında izafiyet teorisi var. Bir sonraki kitabım Ray Bradbury. Bu listeye Ray Bradbury eklemezsem Ray Bradbury mezarında ters dönerdi zaten. Çünkü ben bir Ray Bradbury aşığıyım. Net adamın zekasına hayranım. Çok iyi yazıyor. Mars yıllıkları da hem kapağı olarak pembe hem de bir pembe aşığım ya. Hem de Reyden okudum sanırım ikinci kitaptı e, Marslılıkları benim. Ben ilk Fahrenheit'ı okumuştum Reyden ve Marslıklarında da inanılmaz bir mesaj var. İnsan nereye giderse gitsin, hangi uygarlığı kurarsa kursun, hangi gezegene giderse gitsin, insan yıkıcı ve yok edici bir varlıktır mantığını e, üstüne oturmuş aslında kitap. E, Dünya parçalanmak üzere. Yani artık her şey tükenmiş. Su kaynakları tükenmiş, yer kaynakları tükenmiş. Savaş çıkmış, bir şeyler patlamış. Yani dünya artık sönmek üzere, bitmek üzere ve yeni yer arayışları başlamış insanlarda. Ve Mars'a şu an yakın bir zamanda oluyor aslında bunlar. Mars'a koloni gönderiyorlar ve Mars'ta yerleşmeye başlıyorlar. Artık Mars'ta yaşamaya başlıyorlar. Mars'a yerleşiyor insanlık ve Mars'a yerleştiklerinde neyi gösteriyorum? aldığım alıntılar efsane. Efsane bir kitap ya. Şu kitabı her gördüğümde böyle içim içi bakıyor şu kitaba. Mars'a yerleştiklerinde Mars'ı da nasıl dünya gibi tükettiklerini, Mars'ın yerlilerini nasıl yerlerinden ettiklerini ve yok edici yapısını anlatıyor. İnsanların yıkıcı ve yok edici yapısına çok güzel gönderme. Ray aslında hep şunu kullanıyor kitaplarında, okuduğum kitaplarında hep bu var. Ray insanlığı çok sevmiyor. Yani insanlığın hep yıkmak için, yok etmek için var olduğunu düşünüyor. Aslında insanları iyi tarafından değil, hep kötü tarafından görmüş ve bir yerde haklı mı evet haklı. Çünkü insanlar eline attığı her şeyi sömürüp daha sonra oraya bir kabuk bırakıp asla yeşillendirme çabasına girmediklerini düşünüyor. Bir bakış açısıyla evet doğru. Marsyalıklar da bu düşüncesini aslında destekleyici nitelikte bir bilim kurgu klasiği olmuş. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Son kitabımıza geldik. Son kitabım. Bu kitaptan artık bıktınız biliyorum. Her yerde her yerde bunu övdüm. E, Kaptan Mavi Ay'ın 13.5 Hayatı. Şimdi bu kitabın şöyle bir e, hikayesi var. Walter Morse'un bu arada. E, Walter Morse'u da araştırdım ben. Bizim Türkiye'de basılmış bir kitabı yok. Bayağı kitabı var aslında adamın. Ya Bayağı bayağı yazar. Ama nedense bilmiyorum Türkiye'de çevirme gereği duymamışlar. Şimdi Walter'ın Walter, Walter neyse. Walter'ın e, kitabında da bir bu kitapta da bir büyülü gerçeklik var. Ya ben aslında hep büyülü gerçeklikleri seviyorum. Hani alternatif bir evren düşünün. Aynı dünya ama alternatif bir gerçeklik ve alternatif bir dünya oluşturuyorlar. Ve burada hani normal gerçek hayattaki somut bildiğimiz şeylerin üstüne çok farklı bir dünya yaratıp işte buna kitap değil de bir araba diyebiliyorlar. Ya anlatamadım bilmiyorum ama bu tarzı okuduğunuzda anlayacaksınız daha çok. Bu kitabı okuyup sevmeyen de çok oldu aslında. Ama ben benim başucu kitabım ve gerçekten çok seviyorum. Bu kitabın da hikayesi şöyle yani alım hikayem, benim tanışma hikayem şöyle. Bu kitabı benim bir arkadaşım BKM'nin bu satış yerlerinden almış, 5 liraya almış. İnternet sitesinde de aynı şekilde. 6-7 lira mıydı neydi o dönem? Ben aldım. Sonra dedim ki çok güzel gidiyor kitap, efsane gidiyor. 2 günde okudum. 700 sayfa bu arada kitap. 200 2 iki sayfa 2 günde okudum dedim. Çok güzel, çok efsane falan. Okey. Aldı, herkes aldı yani bayağı alan oldu 500-600 kişi aldı belki yarısı sevmedi büyülü gerçeklik şimdi herkes fantazya sevebilir mi? Fantastik sevemez, bilim kurgu sevemez. Ben de aşk okumuyorum, kişisel gelişim okumuyorum mesela onun gibi herkesin türü farklı olduğu için ...herkese hitap etmeyebilir. Ama gerçekten büyülü gerçeklik alanında ve fantazya alanında çok başarılı bir ayımız var. Ayımızın e, hayatı çok böyle garip. E, Acı nasıl başlıyor aslında? Bu ayı işte ilk doğuyor, cüceler sahipleniyor. Sonra oradan başka bir yere geçiyor. Bir de yani kitapta inanılmaz çok fazla yaratık ismi var ve kitabın içinde kendi içinde bir ansiklopedi var. Yani yazarın zekasını bir düşünün. Kitap içinde kitap yazmıyor, ansiklopedi yazmış. Şimdi kitapta şöyle bir mavi ayının 27 hayatı vardır. Bu kitapta 13 buçuğunu anlatıp diğerlerine değinmeyeceğim diyor Walter Morse. Peki ya minik korsanlar? Muzip periler, örümcek çadı, geveze dalgalar, mağara cüceleri, dağ kurdu. Böyle böyle o kadar çok yaratık var ki yani anlatamam size okumanız lazım. Ve yazarın zekasını eğer gerçekten bu tarz seviyorsanız beğenirsiniz. Ben size bu canavarlardan biraz bahsettim. Canavar yaratık yani... Dünyanın üstünde bir de bu arada Atlantis kıtasının alternatif bir hikayesini de oluşturmuş içinde. Ben onu da çok beğendim. Hani Atlantis'i çökertmemiş de suyun altına, uzaya yükseltmiş. Onu okuduğunuzda daha net anlayacaksınız. Bu bir spoiler değil bu arada. Kurgu içinde küçük bir e, nüans sadece. E, yarattığı alternatif evrende bir ton yaratık var, bir ton şekilde canavar falan var. Bunlardan işte birkaçı. Alp canavarı, başsız bollok, bolloksuz baş, göçebe muklar, tutsak serap, yetiler ve bullut dumlar, sonsuz hortum, rick hev iblisleri, zehirli vampirler, perting yavruları, düşüren bataklık, lağım ejderhası, yalan düellosu falan böyle bir ton şey var. Ve şu an mesela okuduğumda hepsinin ne anlama geldiğini biliyorum. Bu kitabı ben okuyalı 2 yıl oldu neredeyse ikil olmuştur. 2019 gibi falan okumuştum. Şu an mesela o yarattıkları okudum ya. Hiçbir aklımdan gitmiyor. Hepsinin ne olduğunu biliyorum. Çok seviyorum. Kesinlikle çok seviyorum. Bu kitabı da alın, okuyun. Size bugün 1 2 3 4 4 tane normal seri olmayan kitap. 4 tane de 1 2 3 3'müş. 3 tane de seri eee kitap tavsiyesinde bulundum. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda umarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.